Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bu in vitro çalışmalarda biliyorsunuz pek çok hormon kullanıyoruz. Şimdi gerek oksin grubundan gerek sitokinin grubundan aslında pek çok hormon elimde vardı. Sadece şu eksikti arkadaşlar. 2-4 değil yani diklorofenoksi asitik asit. Şimdi arkadaşlar bu bir oksin. Şöyle gördüğünüz gibi kristal bir toz. Bu tabi bunu genize çekmekte fayda var. Şimdi bu 100 gramlık bir paket arkadaşlar. 200 lira arkadaşlar bunun değeri. Yani şeyden BioBasic'in bir ürünü bu. Şimdi bunu genelde şimdi oksin pek diğer oksinlerin yerine de kullanabileceğiniz gibi bu genelde kallus geliştirmek için, kallusu elde etmek için kullanılan bir oksin arkadaşlar. 2-4 o konuda çok etkili. Şimdi ben daha önce kallusu elde etmek için işte indolastik asit ve karşılığındaki kinetin veya işte benzinamonopürin kullanıyordum sitokinin olarak. Çünkü kallusu elde etmek için oksinlerin ve sitokinlerin dengeli olması gerekiyor arkadaşlar. Dengeli olduğu zaman kallus elde ediyorsunuz. Ama şimdi bir de elimdeki hormonlar Çin malı hormonlar. Dolayısıyla o yüzden elimdeki hormonları Avrupa menşeli ve Amerika menşeli hormonlarla değiştiriyorum şu anda. Yavaş yavaş. Ama bu zaten yok elimde. Şimdi bunun solüsyonun hazırlığını yapacağız arkadaşlar. Çünkü bunu böyle toz olarak kullanıyorsunuz. 1 mililitre falan kullanıyorsunuz genelde 1 litre medya hazırlarken. Dolayısıyla bize solüsyon içerisinde ölçekli bir solüsyon üretmemiz gerekecek. Ne yapacağım? Arkadaşlar bunu şimdi 60 mg çünkü elindeki şişeler 60 mililitre şişeler var. 60 mg diklorofenoksi asitik asit tartacağım. Onu bir endik sodyum hidroksit içerisinde çözeceğim. Çünkü bu doğrudan suyun içinde çözülmüyor arkadaşlar. Etanol içerisinde çözülebiliyor. Etil alkol veya sodyum hidroksit kullanabilirsiniz çözmek için. Ondan sonra 60 üstünü 60 mililitre suya tamamlayacağım. Böylece daha sonra medya hazırlarken hazırladığım solüsyon içine sadece 1 mililitre kullandığım zaman bana 1 mililitre 1 miligram 2-4 diye vermiş olacak. Hadi bunu hazırlayalım. Evet arkadaşlar bu 2-4D'yi bu 60 mililitrelik plastik şişe içerisinde hazırlayacağım. Genelde hormonlu plastik şişe içerisinde saklıyorum. Normalde böyle amber cam şişelerim de var ama bunlar arkadaşlar buzluğa koyduğum için bunları buzlukta donma yaparsa bunlar tabii kırılabiliyor. O yüzden esneyebilmesi açısından plastik şişelerde kullanıyorum. Ama plastik şişeniz yoksa örneğin cam şişe kullanmak zorunda kalırsanız da yine ya böyle amber şişe kullanmak zorundasınız yani renkli şişe çünkü mesela oksinler arkadaşlar ışığa karşı hassas ışıkta bozulurlar. Çünkü bitkilerde de oksinler ışık olan yerden ışık olmayan yere doğru geçiş yaparlar. O yüzden çiçek zaten güneşin doğuya eğilir. Efendim eğer dediğim gibi başka bir şey kullanırsanız, şişe kullanırsanız ya etrafını alüminyum folyo ile sarmanız lazım. Veyahut da böyle amber şişeler kullanabilirsiniz ama cam olmaması tercih sebebi. Evet şimdi bu 60 mililitre solüsyon alabileceği için 1 mililitre 1 miligramlık bir çözelti olması için 60 miligram 2-4D'yi tartacağım. Eğer daha fazla olsun derseniz 120 tartıp 2 miligram da yapabilirsiniz ama genelde 1 miligram bölü mililitre en ideali ölçeklem açısından. Evet hassas terazimizi alalım. Evet. Ve tuza benzer bir şey arkadaşlar bu. Bunları tabii
Açınca arkadaşlar gene dalgaya düştüm. Açınca biraz kendinizden uzak açmakta fayda var. Çünkü çok zararlı olabiliyor arkadaşlar. Çünkü çok tozları çok uçucu. Şu an mesela ağzım içi tuhaf bir tadı oldu arkadaşlar. Çünkü çok az bir şey geldi burnuma. Evet. Gram var orada. Şimdi bunu arkadaşlar kabuğun içerisine alıyorum. Şimdi dikloroponeksi asitik asit yani 2-4 diye arkadaşlar suda çözülmüyor. Ya etanolle veyahut da sodyum hidroksitle çözebiliyorsunuz. Evet ben şimdi birkaç damla sodyum hidroksit 1N sodyum hidroksit damlatacağım arkadaşlar buna. Önce bu hormonu sodyum hidroksit içerisinde çözeceğim. Ondan sonra üstüne 60 ml suya tamamlayacağım. Sodyum hidroksit 1N olacak. 1N sodyum hidroksit hazırlamak için sodyum hidroksit dediğimiz şey arkadaşlar daha önceki videolarda söylemiştim. Bu bu marketlerde satılan lavaboş var ya arkadaşlar. O sodyum hidroksit zaten %99 falan da genelde. İyi bir markalısınız hatta %100 bile olabiliyor. Sodyum hidroksit lavaboştur. Yani toz o tozluğun 100 ml'ye 4 gram koyarsanız ve çözerseniz o 1N sodyum yani 1 mollük sodyum hidroksit oluyor arkadaşlar. Bu da öyle hazırlanmış. Yani 100 ml içerisinde 4 gram sodyum hidroksit çözüyorsunuz. 1N'lik sodyum hidroksit 1 mollük sodyum hidroksit elde etmiş oluyorsunuz. Çözeltisi elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi onunla da bunu çözeceğim. Suyu eklemeden önce arkadaşlar iyice çözüldüğüne emin olun. Yoksa su eklendikten sonra bazen çözülmesi zorlaşılabiliyor veya hiç çözülmeyebiliyor. Böyle bakın çözülmedi tam olarak. Sodyum hidroksit içinde bile hala toz ısrarla duruyor. Bütün durumlarda beyaz ısıtmakta fayda var arkadaşlar. Evet sıcak suyumuzu getirdim. Şimdi şu kapağını geliştirelim. Şu sıcak suyun içerisinde biraz ısıtarak çözünürlüğünü atlayalım.
Evet, oldukça inatçı bir şey arkadaşlar. Yani bir kısmı çözüldü ama bir kısmı hala duruyor. Bunu zaten şeyde okumuştum arkadaşlar. Araştırmanın esasındaki dörtlüğünün bu konuda biraz ısrarcı olduğunu okumuştum. O yüzden hatta çözdükten sonra da bu zaman içerisinde tekrar çökelme bile yapabiliyor. Yani kullanmadan önce de tekrar kontrol edip eğer tekrar çökelme yapmışsa tekrar ısıtıp vesaire tekrar çözdürmek gerekebiliyor. Çok az bir şey kaldı. Evet, tamamen çözüldü. Gördüğünüz gibi gayet berrak, hiç içinde toz zerresi olmayan bir hormon solüsyonumuz var. Ama tabii şimdi suyu dökerken ölçmeni döktük. O yüzden şimdi şöyle yapacağız. Bu suyu tekrar saf su arkadaşlar bu. Bu işlemde de gene saf su veya distile su kullanmamız gerekiyor. Yani çeşme suyu falan kullanmıyoruz. Evet, bu tamamen çözüldü. Şimdi bunu 60 mililitre tamamlayacağımız için bunu şimdi şöyle yapalım. Bunu boyu boşaltalım gibi. Üstüne 60 mililitre tamamlayalım. Saf suyla. Şimdi bir müddet bekleyeceğim, bakayım bir çökelme olacak mı? Ama önce şöyle olayım. Evet, gördüğünüz gibi gayet berrak, hiç içinde bir kalıntı, toz vesaire çözülmeyen bir şey yok. Kristalleşme vesaire yok. Yani bunu şu anda kullanırsak aldığımız bundan 1 miligram aldığımız 1 mililitre aldığımız zaman 1 miligramda 2 dörtlüğü yani diklorofenoksi asitik asit bundan disimilet böyle bir tuhaf almış olacağız. Şimdi bu hormonları hazırlarken daha doğrusu hazırlıktan sonra bunların arkadaşlar hazırlanma tarihini ve işte konsantrasyonunu yazmak gerekiyor. Çünkü daha sonra unutabiliyorsunuz ve belli bir süre sonra da yenilemeniz gerekiyor. Çünkü mesela bu 60, ben bunu 60 litre ortalama medya hazırlayabilirim ama 60 litre medyaya benim hazırlamam sonuçta. Ben amatörüm arkadaşlar. Belki aylar sürer. O yüzden bu bitene kadar kullanmayacağım. Bir müddet sonra bunu yenileyeceğim. Çünkü zaten bunu niye yenilemesem bu sefer bunu atmak zorunda kalacağım belli bir süre sonra. Bunu zaten hayatta bitiremem. 100 gram var arkadaşlar bunun içinde. Yani düşünsenize 60 miligram aldık yani topu. Onda da 60 litre kullanacağız. Evet, şimdi bunu etiketleyelim. Evet, kapağına 2 dörtlüğü 1 miligram bölü 1 mililitre yazdım. Şimdi bunu alüminyum folyoyla saracağım. Ve onun üstüne yine etiket ayrılacak, yine yapıştıracağım ve buzdolabına saklayacağım arkadaşlar. Evet. İki dört D solüsyonumuz hazır.
bu hazırlığımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bunu da buzdolabında diğer hormonlarımızın yanına kaldırabiliriz. Evet. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.